İleri Düzey İngilizce Kelimeler serimizin 33. dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Bu dersimizde üzerinde çalışma yapacağımız fiil avenge fiili. Bu fiil için en çok şu iki anlamı duyacağız. İntikamını almak veya öcünü almak. Arkadaşlar şimdi de örnek cümlelerimize geçiyoruz ve bu cümleler üzerinde tercümelerimizi yapıyoruz. İlk cümleyi zaten görmektesiniz. They began to avenge themselves on their neighbors for the years of suppression. Onlar komşularından baskı yıllarının intikamını almaya başladı veya başladılar. 2. örneğimizde devam ediyoruz arkadaşlar. He has devoted the past five years to avenging his daughter's death. Son 5 yılını kızının ölümünün intikamını almaya adadı. Cümlemizin çevirisini bu şekilde yapabiliyoruz. 3. örneğimizde devam ediyoruz. Achilles, distraught and wanting to avenge the death of his friend Patroclus, returns to the war and kills Hector. Achilles adındaki karakteri anlatalım önce. Distraught çok sinirlenen anlamındadır. Bir anlamı da perişandır. Fakat buradaki anlam ilk söylediğim yani çok sinirlenen şeklindeki anlamdır. Evet tercümemize başlayalım. Çok sinirlenen ve arkadaşının yani arkadaşı Patroclus'un ölümünün intikamını almak isteyen Achilles. İkinci cümleye geçtik şimdi. Cümlemizin öznesi buydu. Savaşa döner ve Hector'ı öldürür. Yeni bir örneğimiz daha var, biraz daha kısa bir örnek bu. He swore he would avenge his brother's death. Erkek kardeşinin intikamını alacağına yemin etti. Şimdi de savaşla alakalı bir cümle inceleyeceğiz. The soldiers wanted to avenge their humiliating defeat the previous year. Bu cümleyi de şu şekilde tercüme ederiz. Askerler bir önceki yılın aşağılayıcı yenilgisinin intikamını almak istediler. Altıncı örneğimizdeyiz. Okuyoruz hemen. Once again the showed their spirit and rose en to avenge this cruel execution. Cümlemizin tercümesini yapacağız. Fakat öncesinde birkaç tane kelimeye bakalım. En ifadesi topluca anlamındadır execution zaten infaz anlamında. Şimdi tercümeye başlayalım. Bir kez daha Osmanlılar ruhlarını gösterdi, gösterdiler ve bu acımasız infazın intikamını almak için topluca meydana çıktılar. Aslında rise fiili ayağa kalkmak anlamına da gelir. Fakat bu cümlede biraz yorum katarak meydana çıktılar şeklinde tercüme ediyoruz. Evet arkadaşlar bu son örneğimizle birlikte bir videomuzun daha sonuna geldik. Videonun yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Bunun dışında hala abone olmayan arkadaşlarımızı da abone olmaya davet ediyorum. Yeni derslerde görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.